Birisi de maksadı tahkir ve teşhir değil. Belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese, o topal ve serseri adam filan yere gitti. Bu da gıybet olmayabilir. Şimdi burada bir insanı tarif etmeye çalışıyorsun. Evet. Birisine diyorsun ki, Ahmet'in oğlu var ya, ya da şöyle diyelim, Hasan var ya filan yere gitti. Adam diyor ki hangi Hasan? Sen başka bir tarif edici bir unsur daha yakalıyorsun. Diyorsun ki Ahmet'in oğlu Hasan. Diyor ki hangi Ahmet? Yine anlatamadın. Diyorsun ki hani o topal var ya, ha tamam diyor. Eğer onun o mümeyyiz vasfıysa, o topallık, herkes bununla tanıyorsa, ismini ya da kimin oğlu olduğu o kadar insanların alemde fazla yer etmemişse, tahkir için değil, tanıttırmak ve tarif etmek için o topal adam filan yere gitti gibi bir tabiri kullanırsan, belki adam duysa ki sen o topal demişsin, rahatsız olabilir. Ama bu maslahat için garazsız olarak söylenen bir söz olduğundan dolayı gıybet olmaz. Asıl bu topal meselesi anlaşılıyor da serseri meselesi biraz kafayı karıştırıyor. Çünkü daha çok dördüncüsüne fasık mütecahire daha çok giriyor o şey. Özellikle burada yani topal meselesinden ziyade serseri ifadesi daha çok soruluyor. Dördüncüsüne daha çok böyle uygun geliyor gibi. Peki buraya niye şey yapmış? Oysa burada yine tarif manasında. Senin adamdan bir problemin yok. Adamdan bir sıkıntın yok. Bu adamın mümeyyiz sıfatı, mümeyyiz özelliği, mümeyyiz hali, yani herkes onu serseri filan diye biliyor. İsminden ziyade öyle biliyorlar. Dolayısıyla sen diyorsun ki, mesela Hasan filan yere gitti. Hangi Hasan? Ahmet'in oğlu Hasan. Hangi Ahmet? O serseri çocuk var ya. Ha tamam. Burada sen onu kötülemek için ya da yanlış tanıtmak için değil, sırf onun bilinen mümeyyiz bir vasfını insanlara söylediğin vakit tanınmasına vesile olduğu için onu kullanıyorsun. Adam orada olsa belki niye bana serseri dedin kardeşim der. Rahatsız olur, gıybet gibi olur gibi ama zahiren hakikatta senin niyetinde o adamı kötülemek değil. Sırf tanıttırmak ve tarif etmek olduğundan dolayı o da inşallah gıybet olmaz diye ders alıyoruz. Özellikle köylerde lakaplar var. Bazı lakaplar var ki çok garip lakaplar mesela. Diyelim ki mesela koca kafalılar. Mesela. Şimdi bu da gıybet yani bir anlamda. İşte Hasan'ı gördün mü yok. İşte hangi Hasan? Şunun oğlu Hasan yok. Ama o lakabı söyleyiverince adam hemen şey yapıyor. Evet. Ama burada onun işte kafasının büyüklüğüne veya işte kötü ahlaklığına şuna buna değil. Sadece tarif için söyleniyor. Çok.